dakikalar önce Canan'la konuştuk muhabirimizle ve yanında da kameraman arkadaşımız vardı. Siz onu görmeseniz de tam 8 gündür arama çalışmalarına eşlik ediyorlar. Büyük emek veriyorlar. Muhabirlerin, kameramanların, habercilerin işi hiç kolay değil. Fakat bu kadar emeğe rağmen saldırıya uğruyorlar hem de bu saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Hedefteki son isim Yalova'da görevini yapan muhabir Zehra Baykal oldu. Baykal denizde kaybolan iki kişinin haberini yapıyordu. Paylaştık ya iki kişi kanoya bindi ve bir daha dönmedi diye. İşte bu haber takibindeydi Zehra arkadaşımız. Fakat 15 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı. Haber yapmak için olay yerine gittik. Biri boğazımı sıktı, diğeri saçımı çekti. Haber yapmaya gitti, saldırıya uğradı. Muhabir kanoyla açıldıkları denizde kaybolan kişilerin yakınları tarafından darp edildi. Yaklaşık 10-15 kişilik bir grup direkt üzerime doğru gelip bana saldırdılar. Elimde mikrofonu görünce. Yalova'da görev yapan DEHA muhabiri Zehra Baykal bir ihbar aldı. Hemen olay yerine gitti. Dershanede çalışan dört arkadaş Armutlu'da kano kiralayıp denize açılmıştı. Ancak iki kişi bir anda gözden kayboldu. Arama çalışmaları başlatıldı. Muhabir de olayı kamuoyuna duyurmak için görevinin başındaydı. Durumu izah etmeye çalışıyor. çalışırken biri boğazımı sıktı, diğeri saçımı çekti. Bir diğeri kulağıma doğru yönelip kulağımı direkt küpemle birlikte çekti. Bu çekince de kulağım zaten ortadan ikiye yarıldı talihsiz muhabir neye uğradığını şaşırdı. O saldırganların elinden canını zor kurtardı. Saldırganlardan da şikayetçi oldu. Ben oraya kamuoyunu bilgilendirmek için gittim. Onların acılarına ses olmak için gitmiştim. Onlar benim üstüme direkt saldırmayı tercih ettiler. Hiç benimle konuşmadan. Yalova valisi Hülya Kaya saldırının ardından olayın takipçisi olacağını söyledi. Saldırganların kimliğini belirlemek içinse çalışmalar sürüyor.